Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işlemleri ile ilgili problemler çözeceğiz. Kolay seviyeden başlayacağız. 5 örnek çözeceğiz. Dersin sonunda bölme işlemleri ile ilgili problemler çözmenin mantığını kavrayacaksınız ve diğer problemleri rahatlıkla çözebileceksiniz. Defteriniz önünüzde ise not tutmaya başladıysanız hadi dersimize başlayalım. Problemleri çözmenin aşamaları var çocuklar. Öncelikle problemi anlamamız gerekiyor. Problemi anlamak cevabın yarısıdır. Göktuğ 12 poğaçayı iki arkadaşıyla paylaşırsa her birine kaçar poğaça düşer? Evet çocuklar burada gördüğünüz bize verilen değerler 12 ve 2. Göktuğ'un 12 tane poğaçası varmış. 2 arkadaşını eşit bir şekilde dağıtacak. İki arkadaş var. Cinaliler çizelim. Bunlar iki arkadaş. Ve bu iki arkadaşa eşit şekilde 12 poğaça verilecek. Ne yapacağım ben o zaman? 12 poğaçayı iki arkadaşa bölüştürmeyecek miyim? Bakın, bölüştürmek derken bile bölme diyorum, değil mi? Bölmenin ilk 3 harfini söyledim. 12 poğaçayı iki arkadaş arasında eşit şekilde bölüştüreceğim. Ne yaparım o zaman? 12'yi 2'ye bölerim değil mi çocuklar? Yarısını birinci arkadaşa vereceğim. Diğer yarısını ikinci arkadaşa vereceğim. Bu şekilde ikisine de eşit şekilde dağıtmış olacağım. Değil mi poğaçaları? İlk problemi görsellerle anlatalım. 12 poğaça 1 2 3 4 12. Bunlar bizim poğaçalarımız çocuklar. Bu 12 adet poğaçayı iki arkadaş arasında eşit şekilde dağıtacağım. Haydi dağıtalım. Bakalım her birine kaç tane düşecek? Bir buna bir de buna vereceğim değil mi? Verelim. Bir buraya verdik. Bir tane de buraya verdik. Bunları kullandık. Tamam. Diğerlerini verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her birine kaç poğaça düşmüş? 6 poğaça düşmüş çocuklar. 12 poğaçayı eşit şekilde dağıttığım zaman her birine 6 poğaça düştü. Şimdi bunu şekilde anlattık. Bir de bölme üzerinden gösterelim. 12'yi 2'ye böldüğümde 12 poğaçayı 2 arkadaşa eşit dağıtmak demek 12'yi 2'ye bölmek demek değil mi? Şurada bölelim. 12 bölü 2. Şimdi çocuklar birin içinde 2 yok. Ne yapacağım? 12'nin tamamında 2 arayacağım. 12'nin içinde kaç tane 2 vardır? 2'yi kaça çarparsam 12 eder? Bravo 6. 6 kere 2. 12 çıkarmayı yaptım. Cevap 6 çıktı. Bu bizim kısa yolumuz. Diğer problemlerde şekil üzerinde de göstereceğiz ama bu şekilde de direkt bölme yapacağız. Çözdüyseniz anladıysanız diğer probleme geçelim. Şimdi videoyu durduruyorsunuz ve ardından problemi çözüyorsunuz. Takıldığınız yer olursa, anlamadığınız yer olursa beraber çözerken oradaki eksikliklerinizi kapatırsınız. Haydi videoyu durdurun ve problemi çözün. Evet problemi çözdüyseniz gelin bir de beraber çözelim. Bakıyoruz problem bizden ne istiyor? Bu çok önemli çocuklar. Problemin bizden ne istedi? 21 kilogram elmayı 3 torbaya koymak istiyorum. Kaç torba gereklidir? Tamam verilenlere bakalım. Kaç kilogram elma varmış? 21 kilogram elma var. Kaç torbaya eşit şekilde dağıtılmak isteniyor? 3 torbaya. Bana verilenler bunlar değil mi? Bakalım şimdi. 3 tane torbam var. Torbalarımızı çizelim. Birinci torba, ikinci torba, üçüncü torba. Torbaya ne kadar benzediyse artık. 21 kilo elmam var ve her birini eşit bir şekilde dağıtmak istiyorum. Ne yapacağım burada? 21'i 3'e böleceğim değil mi çocuklar? 21'i ben 3'e bölersem her bir torbaya kaç kilogram elma düşeceğini çok rahat bir şekilde bulabilirim. 21'i 3'e bölelim. 2'nin içinde 3 yok. 21'in içinde arıyoruz. 21'in içinde 3 kaç tane vardır? 3'ü kaçla çarparsam 21 eder? Bravo 7. 7 kere 3 21. Çıkarmayı yaptık. Kalansız bir bölme işlemi. Her bir torbaya kaç kilo düştü? 7 kilogram. Yazalım. 7 kilogram. 7 kilogram. Evet çocuklar. Her bir torbaya kaç kilogram elma düştü? 7 kilo. 7, 7, 7. Toplarsak zaten bakın sağlama yapalım. 7, 7 daha 14, 7 daha 21. Benim zaten 21 kilogram elmam vardı. Ne eksik ne fazla. 3 torbaya her birini 7 kilogram dağıttım. Evet bu problemi anladıysanız gelin diğer probleme geçelim. Şimdi siz videoyu durdurup problemi önce kendiniz çözüyorsunuz. Ardından beraber çözüyoruz. Problemi çözdüyseniz şimdi beraber çözelim. Önce bakalım problem bizden ne istiyor? Bir kaplumbağa 32 metrelik yolu 4 saatte bitirmiştir. Bu kaplumbağa her saatte ortalama kaç metre yol almıştır? Öncelikle problemin verdiklerini bir yazalım. Kaplumbağa kaç metre yol gidiyor? 32 metre yazalım. 32 metre. Peki bu kaplumbağa bu yolu kaç saatte bitiriyor? 4 saatte de bitiriyor. Çocuklar verilenleri yazın. Verilenleri yazarsanız problemi çözerken zorluk yaşamazsınız. Verilenleri yazmak bizim için çok önemli. 32 metre 4 saatte gidiyor. Şimdi bu kaplumbağa 32 metre bir yol. Yolumuz şu olsun. Yolumuzu çizdik. Kaç saatte gidiyor? 4 saatte. Başlangıç noktasından başlayıp bitiş noktasına kadar 4 saatte burayı alıyor. O zaman ben burayı 4'e bölmeyecek miyim? Yani her birine 1 saat. Bakın 1, 2, 3, 4. Şuraya yazalım. 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat. Yol toplam 32 metre. 4'e bölünmüş değil mi? Bakın 4'e bölünmüş. Ne yapacağım ben o zaman? 32 metreyi 4 saatte böldüğümde cevabımı bulacağım. 32 bölü 4. Neden böldüm? Çünkü yolum 32 metre ve 4 saate bölünmüş. Her saatte kaç metre yol gittiğini ben bu şekilde rahatlıkla bulabilirim. 3'ün içinde 4 yok. 32'nin içinde arıyoruz. 32'nin içinde 4. 8 kere var. 8 kere 4. 32 çıkarıyoruz. 2'den 2 çıktı 0. 3'den 3 çıktı 0 her bir saatte 8 metre yol gidiyor. 8. Her bir saatte 8 metre gidiyor. Toplam 32 metre yolu tamamlıyor. Nasıl çözdüm ben? Önce verilenleri yazdım. Ardından benden ne istediğini şekil olarak gösterdim. Ardından hangi işlemi benden istediğine karar verdim. Bölmeyi istiyormuş. Bölmeyi de yaptık. Cevabımızı bulduk. Basit bir soru. Siz de kendi çözdüğünüz cevapla kıyaslayın. Yanlış yaptığınız bir yer varsa orayı mutlaka düzeltin. Diğer soruya geçelim. Videoyu durdurun, problemi çözün çocuklar. Ardından beraber devam edelim. Evet problemi çözdüyseniz şimdi beraber çözüyoruz. Önce problemi okuyalım. Bir bölme işleminde bölünen 45, bölen 3 ise bölüm kaçtır? Çocuklar bölme işlemlerinde her zaman bir şekil çizip size oraları sayıları koyup bölme istemeyebilirler. Bazen bu bölmeleri bu şekilde problem haline getirip sizden çözüm istenir. Bölüneni vermiş bölünen 45, bölen 3 bölüm kaçtır? Bölünen 45, bölen 3 benden ne istiyor? Bölüm istiyor. Bölüm nedir? Evet bölümün karşısına soru işaretimizi koyduk. Verilenleri yazdık. Bölme işlemini ilk anlatırken şöyle bir şekil çizmiştik değil mi çocuklar? Bölme işlemi yaparken bunu kullanıyorduk. Burası bölünen, bölen, bölüm ve kalan demiştik. Şimdi problemde bölünen kaç demiş? 45. O zaman burası 45 değil mi? Evet. Bölünen kısım 45. Burası bölünendi çünkü. Ben bunu biliyorum bölen 3. O zaman burası da 3 değil midir? Çünkü ben buranın bölen olduğunu biliyorum. Buranın bölüm, buranın da kalan olduğunu biliyorum. Bölünen 45, bölen 3 bana bölümü soruyor. Bölüm neresi? Burası. Burayı istiyor. Çok kolay. Bakın probleme baktığınızda yazıya dökülmüş bir problem. Bunu şekle dönüştürdüğümde ortaya bu çıkıyor. 45 bölü 3. Ne kadar basit değil mi? problemi ilk gördüğünüzde belki korktunuz. Biz bunu nasıl yapacağız dediniz. Ama verilenleri yazıp devamını getirdiğimizde ne kadar kolay olduğunu gördünüz. 45'i 3'e bölelim. 4'ün içinde 3 var mı? Var. Kaç tane vardır? 1 kere. 1 kere 3. 3. Şurayı silelim. Soru işaretini. 1 kere 3. 3. Yazıyoruz birimizi. 3'ü getirip onlar basamağının altına yazdık. 4'ten 3 çıktı. 1, 5 aşağı indi. Şimdi 15'in içinde 3 arayacağım. 15'in içinde kaç tane 3 vardır? 5 tane. 5 kere 3, 15. Çıkarmayı yaptık. 0, 0. Kalanımız 0. Kalansız bir bölme işlemi. Kaç bulduk burada cevabı? 15. Bölüm kaçmış? Getirip buraya yazıyoruz. Bölümümüz 15. Anladınız değil mi çocuklar? Verilenleri yazdım. Yerine koydum. Bölme işlemim bitti. Son örneğimize geçelim. Ardından dersi bitirelim. Probleme bakalım. Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 3, kalan ise 2 olduğuna göre bölünen kaçtır? Problem bana neler vermiş? Böleni vermiş 6, bölümü vermiş 3, kalanı da 2 olarak vermiş. Benden ne istiyor? Bölüneni istiyor. Verilenleri önce bir yazalım. Bölen 6, bölüm 3, kalan ise 2. Benden ne istiyor problem? Bölüneni istiyor, değil mi? Bölünen kaçtır diyor. Ben bunu çok rahat bulurum. Çünkü bir önceki örnekte biraz daha basitini çözmüştük. Bölen 6, bölüm 3, kalan 2. Bölme işaretimizi çizelim. Burası bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bölen kaçmış? 6. Burası bölendi, değil mi? Yazıyorum 6. Bölüm 3, bölüm neresiydi? Burasıydı. Bunu da biliyorum. Kalan ise en son çıkarma yapıp kalanımız da 2. Benden nereyi istiyor? Bölüneni istiyor. Bölen ile bölümü çarpıp kalanı eklerseniz bölüneni verir bize. Yapalım. 6 çarpı 3 kaçtır? 18 değil mi? Bakın bitmedi. 6 ile 3'ü çarptım. Kalanı ekleyeceğim. Kalanı eklemezseniz işlemimiz yanlış olur. 18'e de 2 ekledik. Eşittir 20. Bu benim bölünenim. Bölünenim kaçmış? 20. Evet çocuklar bu dersimizde bölme işlemleri ile ilgili problemler çözdük kolay seviye problemlerdi. Anlamadıysanız lütfen videoyu geri sarıp tekrardan izleyin. Anlamadığınız yerleri not edin. Yorum kısmına yazın. Bundan sonraki videolarda ise orta ve zor seviye sorular gelecektir. Onları da çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.